O zaman bugün sizlere JBL 500 BT ürününü tanıtacağız. Bluetooth kulaklık. Bende 460T sürümü olan kulaklığın üst versiyonu tamamen Bluetooth üzerinden çalışıyor. Wireless yazılımına bakmayın, Bluetooth'tan bağlanıyor. Tamamen bas özelliği var. Hands Free Call, Sans Fill, Son Pure Bass ve Apple Mains Libraries. Bütün özellikleri içinde bulunduruyor. Gördüğünüz gibi ambalajında kapalı kutu, daha hiç açmadık. Sizler için beklettik. Gelin birlikte açalım kutuyu. Yeni bir ürünü aldığınızda en güzel tat böyle jelatinini yırtarak açmak. Kendiniz yırtacaksınız. Kimsenin yırtmasına izin vermeyeceksiniz. Oh, mutluluk. Şöyle açtığımız zaman kesinlikle şu belgelerini, kullanım kılavuzu ve garanti belgesini ben kutunun üstüne bırakmıyorum. Bizim evde herkes ilk olarak bir şey kutusuna atar. Kutu atıldığı için bunu bir daha bulma şansınız yok. Hoş kutuyu attığınız zaman garanti şartlarından da yararlanamıyorsunuz. Bu ürünü 2 yıl içinde değiştirmek isterseniz firmanın size ilk soracağı şey orijinal kutusu yanınızda mı? Orijinal kutusu elinizde değilse ürün değişimi kabul etmiyorlar. Teknik servise gidiyor. Teknik bakıma gitmek zorunda. O yüzden bunu kesinlikle güzel bir yerde muhafaza etmenizi tavsiye ediyorum. Üzerindeki bilgiye bakarsak 5 dakikalık şarjla 1 saat müzik dinleyebileceğinizi söylüyor. Buradaki ibaredeki eksiklik şu, hangi ses düzeyinde ve hangi şartlar altında olduğunu söylememişler. Bu tamamen normal, neşeli şartlar altında. Her şeyin opsiyonel olduğu şartlar altında geçerli bir ibare. Toplam sürenin de 16 saat olduğunu iddia ediyor ürün. Benim kendi kulaklığım 460BT, aynı JBL ürünü. Bu ürünü denediğimde ben 12 saatten yukarı çıkamadım. Çünkü ben her zaman için son ses müzik dinliyorum. Patlayana kadar baz istasyonları, otobüse yolculukta dinliyorum. Her baz istasyonu değişiminde ve manyetik alan değişiminde şarj kaybına uğruyorum. Bu kesin. Maksimum 12 saat diyorum. Normal şartlarda 9-10 saat. Yani bir günü çıkartıyor. Bence güzel bir şey. Şarj süresi 1 saatten daha kısa. Şimdi ürünümüzün incelenecek başka güzel bir yeri. Bunda hep bir kelime oyunu var. Bakın burada Bluetooth yazar kutuda. Şurada da wireless yazar. Daha bu cihazın wireless'e bağlandığını ben görmedim. Wireless ibaresi şöyle oluyor aslında. Bu cihazı hem telefonunuza hem bilgisayarınıza hem de diğer device'lara paylaşım olarak bağlıyorsunuz. Wireless dolaşımda olan aynı cihazlar arasında switch edip birbiri arasında geçiş yapıp bir bilgisayardan ses alıp bir telefondan ses alabiliyorsunuz. Birleştirme yapabiliyorsunuz. Ama cihaz kesinlikle Bluetooth üzerinden çalışıyor. Doğru ibare budur. Şimdi ana kutumuzu da açalım. Evet, kutumuzun hele şükür zorla şu bantlarını çıkarttık. Çok sağlam yapıştırmışlar. Tebrik ediyorum firmayı. Kutumuzu açmaya sıra geldi. Çok öyle bir numarası yok arkadaşlar. Abartmaya hiç gerek yok. Ama görüyorsunuz. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Çok eğlenceli. Şurada yazan talimatı bir Türk arkadaşımız daha okuyup incelediğini görmüş değilim. Ama görünce deneyince anlayacaksınız. Bunu bağlamak öyle ezber yapabileceğiniz bir şey değil. En azından bir göz gezdirin. Bluetooth'umu açtım. Cihazın hani ben size anlatacağım ama hiç beni dinlemediğiniz varsayın. Bir defa okuduğunuzda, ilk açtığınızda güç tuşuyla cihazı nasıl telefonla eşleyeceğiniz, nasıl bir bilgisayarla pair yapabileceğiniz, paylaşımlı bir cihaz haline getirebileceğinizi anlamak için ufacık şurada iki sayfa bir yeri var. Hepsini okumayın. İki sayfasını okuduğunuzda tamamen anlayacaksınız. Kulaklık çekilmiş ama. Benimki yanımda yetim gibi kalmış ya. Benim eski kulaklığım takoz gibi şu an. Ciddi olarak takoz. Kıyaslıyorum, deri kalitesi artmış.
Left right yazıları gelmiş iç kısmına. Benimkinde hiçbir belirme ibaresi yok. Üst tarafta yumuşak bir silikon gelmiş. Benimki bildiğiniz tahta, sultan. Plastikten. 460 BT almayın direkt. Bunu atıyorum 500 BT. Tamamen kafanızın şekline göre ayarlanabilir. Uzayıp kısalabilir. Yayları çok sert. Hani koşuda kullanabilir miyim sorusunun cevabı aslında burada geliyor. Yayları sert. Kafanıza bir defa sıkıştırdıktan sonra kolay kolay düşeceğini zannetmiyorum. Tamamen kafanızın şekli yamuk bile olsa, ki çoğu arkadaşım yamuk, tamamen yönlenebilir olduğu için kulaktan uçları kulağınıza oturmasında hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Daha ses açma kapama tuşları var. Fonksiyonları açma kapama tuşu var. Daha da bir şey bekleyemezsiniz zaten. Bluetooth kulaklık. Size hizmet etsin, mutfakta çay demlesin demek birazcık da abartılı bir istek olur. Tamamen Android girişi var. Android şarj cihazlarıyla şarj olabiliyor. Type-C giriş için yer mi koymuşlar bunlar ya? Tabii içinde şey yok. Şey olabilir mi o? Bas vuruyor ya içeri hava sıkıştırıp patlatmasın diye. Çok doğru. Olabilir. Olabilir. Çünkü okumadık. Kullanma kılavuzunu okumadığımızda ne işe yaramadığını, nasıl anlamadığımızı gördünüz. Biz Türk'üz abi. Türk'üz. Silikonları gayet yumuşak. Güzel. Kulağı terletiyor. Bu cihazı alan arkadaşlara direkt olarak söyleyebileceğim. Hani bir know-how olarak söylüyorum. Kulakları terletiyor. Bir saat sonra bir kulağınızdan bunu indirip kulağınızı silmek zorundasınız. Bir hava alsın kulağım demek zorundasınız. Ciddi anlamda hava almıyor. Dışarıya hiç ses vermiyor. Ama bir süre sonra rahatsız ediyor. Yapış yapış yapıyor insan. Ürün bu şekilde. Evet, kutuda geri kalan. Zaten garibim. Kutuda başka hiçbir şey yok. Bir adet. Çok kısa değil mi bu ya? Genelde kısa gönderiyorlar ya. Bu da bir ayrı kısa olmuş arkadaş. Powerbank kutularında falan da böyle çok kısa gönderiyorlar. Bu kabloların neden kısa yapıldığını biliyor musun? Hayır, neden? Cihazlar şarj edilirken kullanılmasın diye özellikle telefonlarda ve Bluetooth cihazların hepsinde böyle şarj edilebilir. Bataryalı cihazlarda kabloları özellikle kısa tutarlar. Kullanamayasın diye. Telefonun başında prizin biz çömüp alıyoruz ya. Aynen. Tek amaç var. Kullanma diyor. Bir cisim şarj olurken deşarj oluyorsa bataryanın ömrü biter. İki iş aynı anda olmamalı. Biz yapıyoruz ama Türkler olarak. Türkler olarak biz bunu beceriyoruz. Biz aynen. De. Diğerinde de var. Senin teorin doğru o zaman. Bu vasıta patlamasın diye yapılmış olabilir. Aynen. Benimkinde delik var sadece. Ufak bir delik koymuşlar. Bende de bununla sağlıyorlar. Çok bilmiyorum. Bir numarasını o kadar da bas vermiyor şimdi. Abartmayalım hani. Alemi cihan bir kulaklık da değil. Ama fiyat performans açısından çok güzel. Android girişi. Klasik. Turuncu renk güzel bir seçim. Göz alıcı. Göz alıcı. Taktığınızda ben USB'ye takıyorum. Yaklaşık 40 dakikada tamamen şarj olmasını sağlayabiliyorum. Benimki için. Bu cihaz için süre değişken olabilir. Adaptör olarak ne kullanmalılar? Android adaptörleri işe yarıyor. 2 amper. Fix bu cihazların 2 amper. Tamamen şarj edebiliyor. Düşük amperde daha uzun sürede şarj olur. İçlerindeki batarya çok küçük. Boyut olarak da çok küçük. Patlama riski olmayan en güvenilir sistemlerden biri. Yüksek amperle şarj etmeye kalkarsanız ısınıyor, patlamıyor. Ben denedim. 3 amperle denedim, 1.5'la denedim. Sadece süre değişiyor. Şimdi şu jelatini de ben açayım. Ürün benim değil ama olsun. En güzel yeri o zaten. Jelatini de böyle açalım, yapıştıralım. Ürünümüz böyle işte. JBL'in kulaklığı. Gayet güzel. Ses olarak test edelim mi ses? Ben duyuyor mu ses? Deneyelim. Şuradan bir bilgi verebilir. Ses verir mi? Bağlaması kolay mı? Bağlaması çok kolay. Bağlamayı da öğreteyim hadi. Siz okumazsınız. Kullanma kılavuzu okuma özürlü olduğumuz için millet olarak. Şu açma tuşuna basılı tuttuğunuzda şurada bir ışık yanıp sönüyor. Kendimden de göstereyim. Küçük bir ampul var. Mavi yandığında cihaza bağlı demektir. Telefonun üstünde zaten Bluetooth'un kenarlarından görebilirsiniz. Bu ışık beyaz yanıp sönen konumdaysa bir cihazın bağlanmasını bekliyor demektir. Basılı tuttuğumuzda beyaz yanıp sönmeye başladığında telefonumuzun Bluetooth'u da aktifse bu cihaz sadece bir bağlantı cihazı.
aslında istemci telefondur veya bilgisayardır. Telefondan Bluetooth'a geldiğinizde, SmartX programınız varsa otomatik de bağlanabilirsiniz tabi ama Bluetooth'tan direkt olarak cihazın adıyla, benim 450'miş bu arada, 460 diyordum. T450BT'ymiş GB'nin. Tıkladığınız zaman otomatik match eder. Ve bu cihazlarda, Xiaomi Mi saatlerde de var aynı özellik, bunlarda da var. Bir cihazla eşledikten sonra o cihazla bağlantısını kesmeden farklı bir cihazla eşlemeye kalkarsanız ya pair yapar ya da hangisi arasında seçim yapacağını bilmediği için ilk frekans yollayan cihaza bağlanır hep. Bilgisayarımda da tanımlı, telefonumda da tanımlı. Kulaklığı açıyorum. Ben istiyorum ki hemen bilgisayarıma bağlansın. Hayır, telefon daha hızlı davranırsa telefona bağlanıyor bu. Böyle de bir deneyim. Müziğin sesinin geleceğine ben eminim. Bu en kısık yeri bir şey miydi? Telif almak lazım. Ya ben bunu şuradan biliyorum. Katta apartmana giriş yaptığımda bütün koridordakiler benim müzik dinlediğimi biliyorlar boynumda asılıyken. Nasıl ama? Cidden öyle. Aynen. İş yapar. Ya bu kalitede, bu yükseklikte, ya bir de bu müziklerin hiçbir bass boosted falan değil. Bası güçlendirilmiş, tizleri güçlendirilmiş bir müzik kalitesi değil bunlar. Default klasik müzik. Ses kalitesi bence gayet yeterli. İş yapar. Ki benimki eski sürüm. Bu arkadaş bir de yenisi. Ben bundan daha ümitliyim ya. Bu daha güzel olabilir. Amazon'dan bunu, tabii ki bizim İhsan abi aldığı için biz bunun fiyatına bakmadık ama Amazon fiyatı şu an 348 lira 65 kuruş ve kargosu da bedava. Yarın teslimat diyor. Cidden uydular buna ya. Ben kargo şirketinin bu kadar güzel geldiğini bilmiyorum. Akşam biz dükkandan erken çıktık atölyeden. Kargocu akşam 6 gibi geldi. Telefonla adamı yönlendirdik. Karşıdaki dükkanda tanıdığımız bir dükkan var. Oraya bıraktırdık. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Kargocu onayı aldıktan sonra karşılıklı ürünü oraya bıraktı. Fiyatımız böyle. Cihazımız güzel mi? Güzel. Ben çok seviyorum. Giriş seviyesi, orta, aslında fiyat performans ya. Giriş seviyesi de demeyeyim. Orta segmentte hitap eder. Bence eder. Şu an zaten otobüse bindiğinizde her gencin boynunda şundan bir tane asılı görmezseniz şaşırırım. Yani herkes kırmızısı, mavisi. Bizce siyah güzel. Siyah asil renktir. Güzeldir. Durum böyle arkadaşlar. Bugün sizlere elimizden geldiğince JBL'in 500BT ürününü tanıtmaya çalıştık. İnşallah size yardımcı olmuşuzdur. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.